Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz seramik sanatçısı Sayın Cihan Aksu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Cihan Aksu, 1981 doğumluyum, 39 yaşındayım, evliyim, bir kız çocuğum var. Uludağ Üniversitesi seramik mezunuyum. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi'nde eğitim almaktayım. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra staj hayatımla birlikte sektöre atıldım. İznik'te kaldım 2 yıl boyunca. İznik'te kaldığım süre içerisinde çeşitli uluslararası firmalarda, özellikle Çin'i bölümünde dekor tasarımcısı olarak görev yaptım. Onun dışında 2005'ten 2010 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yaptım. Görsel sanatlar ve seramik öğretmenliği yaptım. Sonrasında kendi işletmemi kurdum. Yani 15 yıllık bir hayaldi aslında benim için. Kendi işletmemi kurup İstanbul Bostancı'da işletmem. Devam ettim sektöre. Onun dışında Türkiye'nin hatırı sayılır firmalarıyla, kurumsal firmalarıyla proje ve etkinlikler düzenledim. Sanat Ruhuna İyi Gelecek adlı programlar yaptık. Sonrasında 2010 yılında yine Avrupa Kültür Başkenti Çocukça İstanbul projesinin fikir sahibi ve isim sahibi olarak sektörde güzel bir yerde bir sergi de düzenledik. Bu şekilde şimdilik. Evet. Peki seramik sanatı ile nasıl tanıştınız? Bu yolculuk nasıl başladı? Aslında bu benim çok güçlü bir hatıram. Aslında ilk zaten her şey böyle başladı. Ben lisanslı basketbol oyuncusuydum. Akademiye hazırlanıyordum. Hani benim dünyaya geliş amacım yani beden eğitimi öğretmeni olmak, antrenör olmaktı. Fakat bazı problemlerden dolayı olmadı. Bilinçsiz bir şekilde Uludağ Üniversitesi'ni yazdım ve kazandım. Gitmeye başladım aslında. Sonrasında dedim ki hani yok yapamayacağım yani ben seramik bana göre değil. Okulu bırakma kararı aldım. Çünkü hani aklım fikrim antrenörlük de antrenör olacağım. Lisanslı oyuncuyum ve hani iyi bir oyuncuyum. Yani umut vaat eden güzel bir oyuncuyum. Sonrasında işte gidiyorum geliyorum okula falan ama dedim hayır olmayacak. En son okulu bırakma kararı aldım. Hocama telefon açtım. Hocam dedim ben yani yapamayacağım okulu bırakıyorum. Buradan da Sayın Fevziye Semerci Oğuz'a çok teşekkürler ve saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. O bana şey dedi hayır dedi okulu bırakmayacaksın devam edeceksin dedi. Seni dedi pazartesi günü bu sırada görmek istiyorum dedi ve bana hiç söz hakkı bırakmadı. Ben de pazartesi günü o sırada oldum. Ve yolculuk bu şekilde başladı. Yani Uludağ Üniversitesi'ndeki Sayın Fevzi Hocamla başladı yolculuğum. Evet. Peki seramik sanatı hakkında biraz bilgi rica edebilir miyiz sizden? Şimdi seramik sanatı aslında yani seramik dediğimiz zaman çok geniş bir alan. Yani inanılmaz bir alan. Bugün vitrifiye sektöründen, mutfak eşyalarından tutun da ta ki uzay sanayine kadar. Yani bugün uzay makinelerinin aralarındaki diskler bile seramik Seramik. maddesinden oluşuyor. Hani ağzımızdaki dişten tutun, hani porselenden tutun, her şeyde bir seramiğin bir parmağı var açıkçası. O yüzden çok geniş bir sektör. Dolayısıyla biz burada hani hepsini konuşamayız tabii ki ama şeyi konuşabiliriz. Yani sanat kısmını konuşabiliriz, seramik sanatı. Yani seramiğe şöyle bir bakış açısıyla bakabiliriz. Hani sanat kısmında. İki kere pişirimi yapılan, yüksek derecede pişen, pişmiş kil diyebiliriz açıkçası. İlk pişirim, bisküvi pişirimin sonrasında dekor ve sırlama dediğimiz olay devreye giriyor. Ve ikinci pişirimi yapılıyor. Yani sırlı bir yolculuk seramik. Yani dediğim gibi çok geniş ama bu kadarı yeterli bence sanat kısmında. Evet. Peki, yolculuğun başlangıcını öğrendik. Ama bir de devam süreci var. Niye devam etmiş? Neden devam ettiniz? Yani şöyle aslında dediğim gibi bilinçsiz bir şekilde gelmiştim ama sonrasında çok sevdim. Yani inanılmaz derecede çok sevdim. Yani toprakla siz bir şeyler yapmaya başladığınız zaman o üretkenliği yani bir şey üretiyorsunuz ve sonuçlarını gördüğünüz zaman, elinize aldığınız zaman size inanılmaz bir haz veriyor, inanılmaz bir mutluluk veriyor. Dolayısıyla burada zaten bağlanıyorsunuz seramiğe. Yani inanılmaz bir bağlılık oluşuyor. Yani o sizin nasıl desem size evladınız gibi oluyor. Çünkü o kadar zahmetli bir süreçten geçiyor ki yani bugün şey gibi değil. Evet ben çamuru aldım, yaptım işte ortaya bir vazo şekillendirdim ve ben oldum değil. Yani inanılmaz zahmetli bir süreci var. Dolayısıyla bu tutku beni çok bağladı ve bundan dolayı devam ettim. Evet.
Ama mutlak surette zorluklarıyla da mücadele etmişsinizdir. Çok. Yani ben bu işin hem alaylı kısmından hem de eğitim kısmından, yani iki taraflı bu sürece geldim. Evet. Nelerdi o zorluklar? Aslında neler de biliyor musunuz Selma Hanım? Şöyle sabır kısmı. Yani inanılmaz sabırlı olmanız gerekiyor. Yani mesela aklıma şöyle bir örnek geliyor. Şimdi bugün bir takı tasarımcısına ele alalım ki çoğu çok müstesna bir sanat, güzel bir sanat ama hemen sonuca ulaşabiliyor bir takı tasarımcısı. İşte tasarlıyor, yapıyor ve sonucu hani kısa sürede elde edebiliyor. Ama seramikte öyle uzun bir yolculuk var ki kendi arasında müthiş bir hiyerarşisi ve disiplini var. Dolayısıyla bu işin en zor kısmı o hiyerarşiye uymak. Yani o sabrı göstermek. Bir de elinize ürünü aldığınız zaman her zaman dört dörtlük, mesela örnek veriyorum, işte şu fincan mesela, bunun yapım aşamasından ta ki son aşamaya kadar geldiğiniz zaman ki o sabır kısmını atlatmak Evet. yani bu işin en zor kısmı o. Peki yaşadınız mı hiç işte fırını açtınız, çatlamış. İnanır mısınız, hiç yaşamadım. Maşallah. Hiç yaşamadım. Hatta öğrencilerime de buradan hani mutlaka izleyeceklerdir. Hep şunu söylerim. İşte benimle tanışan, benden ders almak isteyen birine ilk söylediğim, yani masaya oturduk, ders almak istiyor. İlk söylediğim şey şu: seramik çok zor bir iş. Seramiğin süreçleri çok zor. Çok sabırlı olman gerekiyor. Sen bin bir emek verirsin, fırına atarsın işini ve fırın ki 2 günde açılıyor hani soğumasıyla beraber. Bir bakmışsın o ürünün ortadan ikiye çatlamış. Hep bunu öğrettim. Ama hiç başıma gelmedi. Yani bu şey gibi düşünmeyin. İşte ben çok başarılıyım, hani ben mükemmel falan diye. Hayır. Biz doğru bildiğimiz, öğrendiğimiz tekniklerle uyguladık. Şans diyelim. Şanslı bir şekilde hiç başıma gelmedi. Evet. Ama söylemiş olduğunuz çok doğru. Öğrenmiş olduğumuz teknikleri uyguladık. Birebir teknikler uygulanınca atıyorum, hiç bilmiyorum çünkü. İşte çamurun içinde hava kalmayacaktır, ne bileyim fırına Evet. atmadan önce şunu yapacaksındır, bunu yapacaksındır ya da fırın işte tam o derecede olacaktır. Böyle ne bileyim çok azıcık bir şey, bunlar teknik. Tabii teknik ama şöyle ne kadar da olursa, isterseniz bu sektörde hani 20. yılınız olsun, 30. yılınız olsun hiç fark etmez. İlla ki yani duyuyorum hani hocalarımdan, sanat camiasında olan insanlardan, arkadaşlarımdan hani oluyor ama bana yani hiç denk gelmedi. Kaç yıl oldu? Benim 18. yılım falan. 18. yıl. Maşallah. Olursa da artık bundan sonrası nazar boncuğu Tabii diyorsun. yani şöyle 18. yılım ama sektörden yani kopma anlarım da vardı. Hani kurumsal bir hayat tecrübem oldu, kurumsal bir geçmişim oldu. Dolayısıyla hani tam 18 yıl olmasa da hani yolculuk 18 yıl. Ama şimdi biz bunu eğitim hayatından itibaren sayarsak Evet. öyle, Aynen. ama O da. sonuçta yine bunun içerisindesiniz. Tabii. Kurumsal hayatınızda da belki yine seramikle ilgilendiniz. Bir dönem İznik'te Aynen. bulundum dediniz. Evet, Yine doğru. seramik. Evet, yani hep hayatımın bir noktasında her zaman vardı bu yaşıma kadar ve bu sürece kadar. Evet. Şimdi siz işin teknik yapılandırma kısmındasınız, değil mi? İşte seramiklerin üzerinde ne bileyim bir takım böyle şeylerde, motiflerde oluyor, değil mi? Onlar da hiç denediniz mi, yaptınız mı? Tabii ben şanslıydım çünkü benim işte 2000 yılında başlayan yolculuğum ta ki bu seneye kadar, yani işte 2020 yılındayız. Baktığınız zaman 20 yıl oluyor herhalde. 20 yıl. 20 yıllık bir süreçte her noktasında bulundum. Hani dedim ya, alaylıyım, aynı zamanda da eğitimliyim. Eğitimli. Dolayısıyla dekor da yaptım, işte bezeme de yaptım. Bütün teknikleri uygulama şansım oldu açıkçası. Ah, çok güzel. Hatta bir de benim şöyle bir şansım oldu. Çin'i de çalıştım. Yani dekor kısmında çok fazla bulundum. Dolayısıyla bugün seramik camiasında evet, elle şekillendirme, endüstriyel tasarım vesaire, ama dekor kısmında bazı eksiklikler olabiliyor. Çünkü hani tecrübe edilmemiş oluyor. Ben Çin'i kısmında da bulunduğum için çok rahatlıkla Çok güzel. dekor kısmında güzel işler yaptım. Çok güzel. Öğrencileriniz ne kadar şanslı. Evet, bence de şanslılar. Evet, çünkü sadece alınmış olan eğitimin çok fazla bir önemi olmuyor. Sizin adınıza diyorum bunu ben. Dediğiniz gibi hem alaylı hem mektepli öğrencilerinize katabileceğiniz şey çok. Bunu iyi Evet. değerlendiriyorlardır diye umuyorum. Evet, öğrencilerimden çok memnunum. Çok gerçekten güzel şeyler öğreniyorlar ve ben de elimden geleni yapıyorum.
Evet. Peki, dönem dönem mi açıyorsunuz eğitimlerinizi, yoksa kişisel eğitimlerde verdiğiniz oluyor Evet, mu? kişisel eğitimlerimiz de var. Özellikle bu pandemi sürecinden dolayı özel eğitimlere de çok yöneldik. Birebir derslerimiz de oluyor ama atölye derslerimiz de oluyor, grup derslerimiz de var. Onun dışında biz etkinliklere de gidiyoruz. Yani şimdi pandemi süreci haricinde konuşalım Tabii. isterseniz. Şöyle ki örnek veriyorum, bizi bir okul arayıp teklif ediyor. Biz bu etkinliği yapmak istiyoruz. Çocuklarımızla tanıştırmak istiyoruz. Biz o etkinlikteyiz. İşte bir festival oluyor. Çömleğimizi, hani derler ya, sırtıma aldım çantamı gibi. Biz de Çantam. çantamız gibi çömleğimizi alıyoruz. Orada insanlara çömlek etkinliği yaptırıyoruz. Yani biz kurumsal olarak da çok çalıştık. Çok Çalışmaya da güzel. devam ediyoruz. Yani bugün kurumsal bir firmada da öyle. Yani bizi teklif ettikleri zaman gidiyoruz. Onlara motivasyon amaçlı etkinlikler düzenliyoruz. Çok güzel. Özellikle çocukların otomotor gelişimleri açısından muhteşem etkinlikler düzenlenebilir. Evet. Bence sadece ilköğretim seviyesinde değil, daha küçük yaşlarda bile bu tür etkinliklerde olunabilir diye düşünüyorum, yapılabilir diye Evet. düşünüyorum. Peki seramik sanatı ile ilgilenmek, bu işe başlamak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Önce sabır diyeceksiniz. Çok güzeldi. Evet, yani her zaman söylüyorum. Bir defa, yani önce şunu, yani sabırlı olacaklar kesinlikle. Bir de yani şöyle bir mantıkta olmalarını kesinlikle istemiyorum ve hep bunu empoze ediyorum. Ben işte iki ürün yaptım, üç ürün yaptım, 10 ürün yaptım, fark etmez. Ben oldum. Böyle bir şey yok. Ben hala öğrenciyim ve yani hani derler ya, son nefesime kadar öğrenci olmak istiyorum. İnanın son nefesime kadar öğrenci olabilirim. Çünkü bizim camiamız o kadar geniş bir camia ki yani bitmiyor. Yani öğrenme hiçbir şekilde bitmiyor ki, her sektörde böyledir. Öğrenme süreçlerini bitirmemelerini, yani evet ben oldum bitti diye kapılmamalarını ve de çok sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Bir de korkmamalarını tavsiye ediyorum. Yani hani aa ben yapamam ki, ay nasıl olacak, hani toprağa hiç dokunmadım falan, bu tarz tereddütleri, tedirginlikleri bırakıp başlamalarını tavsiye ederim gerçekten. Evet, şimdi eğitim kısmında varsınız. Evet, varım. Seramik konusunda eğitimleriniz devam ediyor. Ama böyle bir markalaşmak, işte kendinize ait ya da kendi tarzınızı yansıtacak ürünler, nasıl söyleyeyim onu, marka olmak gibi bir hedefiniz var mı? Evet, var tabii ki var ama şimdi biz gerçekten o kadar yoğun bir çalışma sisteminde çalışıyoruz ki yani kendimize böyle oturup hani bir markalaşma sürecine yapacak vaktimiz yok. Biz hem eğitime devam ediyoruz, hem atölye var, hem özel dersler var, kurumsal etkinlikler var. Dolayısıyla şu anda hani böyle bir çerçeve içerisindeyiz. Ama tabii ileride öyle bir hedefimiz tabii ki var. Yani işletmemiz olarak. Evet. Peki, seramikle ilgili hedefleriniz arasında bu markalaşma var Tabii. herhalde. Başka neler var? Aslında tabii ki zaten işinizi doğru yaparsanız bir müddet sonra marka haline gelirsiniz. Buna inancım tam. Bir de sanat akademisi. Yani köklü büyük bir sanat akademisi. Hani böyle bir atölye değil de daha böyle hani daha kurumsal bir sanat akademisi hedefim. Yani bu kadim ve köklü sanatı nesillere aktarmak tek hedefim ve bu yola da hani ilk işletmemizi kurduğumuz zaman da bu şekilde çıktık biz yola ve bunu istiyorum gerçekten. Yani nesillerle tanıştırmak istiyorum bu sanatı. Kadar Çok güzel bir değerli hedef. çünkü eskisi, yani insanlık tarihi kadar ilk insanla Tabii. beraber başlamış bir yolculuk Tabii, seramik. tabii, tabii, tabii. Gerçekten de öyle. Herkesin tanımasını isterim. Evet, çok da güzel bir hedef. Ticari kaygı olmayan bir hedef. Yani Evet. tamamen geçmişi günümüze ve geleceğe taşıyabilmek amaçlı. İnşallah olur İnşallah. diyorum. Çok İnşallah sağ olun. olur. Peki, seramik öğrenmenin yaşı var mıdır? Kesinlikle yoktur. Ben inanmıyorum yani. Belki buradan hani tepki çekecek bir cevap vermişimdir ama yani eğer tutkuluysanız, çok istekliyseniz ve de iyi bir yani iyi bir öğretmenle karşılaşmışsanız yapabilirsiniz. Net yani. Hani yani çünkü şöyle, yani bir de şöyle bir şey var. Eğer bir iş yapılıyorsa ve yapılmışsa benim referansım odur hayatta. Yani evet yapılmış, başkaları yapabilmişse bu yapılabilir anlamına geliyor zaten. Dolayısıyla emek vererek, evet belki siz çok daha çabuk öğrenebilirsiniz. Örnek veriyorum, siz işte 1 saatte öğrenirsiniz, ben 3 günde öğrenirim ama öğrenirim. Öğrenilir Evet, diyorsunuz. tutku varsa, istek varsa öğrenilir. Ki hani derler ya topraktan geldik diye.
Ve toprak hakikaten insanın enerjisini yükselten bir şeydir. Bir terapi gibi olur diye Çok. düşünüyorum, değil mi? O yüzden Çok. her yaş ilgilenebilir, bununla ilgilenebilir, yapabilir. Ha, ille de profesyonelce yapmak zorunda Aynen. değil. Ama bunu ne bileyim hobi olarak, ay benim çok hoşuma gitti. Eğitiminiz ne zaman? En yakın eğitiminiz? Size her zaman. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki, özellikle şu içinde bulunmuş olduğumuz günlerde bu yoğun stres, bu yoğun tehdit, Çok iyi korku geliyor, çok. gerçekten iyi gelir. Harika. Yani bunu yaşamanız lazım. Bilmiyorum, ben mi çok aşığım? Bazen öğrencim diyor ki, hocam diyor, Seremi'ye öyle bir anlattınız ki gözlerinizden aşk fışkırıyor falan. Ya nedir bu? Yani benim evladım gibi. Yani bütün zorluklarını da çektim. Çekiyorum da hala. Yani istediğimi yapamadığım zamanlar da oluyor. Çok iyi yaptığım zamanlar da oluyor. Yani bu benim artık böyle bir bebek gibi büyüttüğüm, beslediğim, yüreğimde de böyle hani açan bir gül yani benim için. O kadar seviyorum mesleğimi. Tutkuyla da Onu belli yapıyorum. ediyorsunuz ama şimdi bir şey daha böyle bir ortaya koydunuz. İstediğiniz bir şeyi ya da hayal ettiğiniz, tasarladığınız bir şeyi olmadı diyelim, Allah korusun. Olmadı. Kendinizi kötü hissediyor musunuz ya da ne bileyim böyle kıracak noktaya geliyor musunuz onu alıp da böyle? Şey, toprakla ilgili kısmında değil ama tasarım, yani tasarı ve tasarım dediğimiz süreçlerde. Yani bu zihninde mesela ben bir tasarımı haftalarca düşündüğüm oluyor. Mesela şu an bir projeyle ilgileniyorum. Çok böyle tarihi bir proje. Usturlap diye bir aletin işte seramiksel stilize edilmiş haliyle uğraşıyorum. Bir proje ve bir kuruma yapacağım bunu. 2 hafta inanın sadece kafamda tasarladım yani. Beni en çok hani bu sorduğunuz soruda şey etkiliyor. Yani bu tasarımın bu kağıda aktarılması o Aktarılması. kısmı, yani onlarca kağıt eskiyor. Hayır olmadı, yok olmadı, olmadı, olmadı derken en sonda işte bu dediğiniz zaman çamura dökmeye başlıyorsunuz. Hani tamam diyorsun, ben bunu bu şekilde kabul ediyorum kendi içsel olarak. Ondan sonra çamura döktükten sonra zaten gerisi geliyor. Evet. Ama o dediğim gibi çizim kısmında biraz Çizim zorlanıyoruz. kısmı. Peki sizin ne besliyor tasarım kısmında? Beni doğa besliyor. Ben yani benle bazen ailem yürümek istemiyor yolda. Ya bıktık diyorlar senden. Yani hani bırak yani. Taşı toprağa bırak Aynen, artık. yani ben şimdi aa gördünüz mü? İki tane taşın arasından çiçek çıkmış. Ya ben gerçekten aklım almıyor. Yani iki tane taşın arasından çiçek çıkmış. Yani bunlar benim için çok kıymetli. Baktığım zaman oradan mesela hemen bir nokta yakalıyorum. İşte doğa benim için en büyük ilham kaynağım kesinlikle. Çiçekler, renkler ki zaten en büyük tasarımcı, yani inancım gereği söylüyorum. Benim için yaratıcı en büyük Tabii tasarım. yaradan. Yani en büyük tasarımcı kainat ve Allah olduğunu düşündüğüm için dolayısıyla kainata da hep o gözle bakıyorum. En büyük ilham kaynağım doğa yani. Peki. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Yani seramik yolculuğuna adım atmak isteyenlerin korkmaması gerektiğini söylerim. Sabırlı, istikrarlı bir şekilde devam ederlerse hayallerine, hedeflerine, eğer bu mesleği seçmek istiyorlarsa ulaşabileceklerini söyleyebilirim. Evet, biraz uzun bir yolculuk ama yani sadece korkmasınlar, tedirgin olmasınlar ve direkt girsinler yani bir şekilde girsinler. Öğrenilir yani, iş öğrenilir. Hiç tedirgin olmaya gerek yok. Çok teşekkür Ben teşekkür ediyoruz ederim. katılımınız için. Bu kadar güzel bilgileri büyük bir samimiyetle bize aktardığınız için ve sizin deyiminizle bu sırlı yolculuğun, sırlı demeyeceğim ben, parlayan yıldızı olduğunuz Estağfurullah. için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Cihan Aksu konuğumuz oldu. Hoşçakalın.